arkası yarın. Köyün doktoru. Yedinci bölüm. Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Diden Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan, köyde ne kadar genç kız varsa daha yüzünü bile görmedikleri doktor Cemil'le evlenme yarışına girerler. Köyün en güzel kızı olan Osman Ağa'nın kızı Menekşe, doktor Cemil'i kimseye kaptırmamak için geleceği yola pusu kurar ve Cemil tam motosikletiyle gelirken Menekşe kendisini dereye atar ve boğuluyorum numarası yaparak Cemil'le tanışır. Ve köye döndükten sonra da hastalık numarasıyla Cemil'i sık sık evine çağırtır. Menekşe'yi oğlu Tahir'e almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla fırıldak Salman'a para vererek Osman Ağa ile doktorun arasını açar. Köylülerin dedikodu yapmasına sinirlenen Osman Ağa, doktorun evine girmesini ve Menekşe ile görüşmesini yasaklar. Ama aşk bacayı sarmıştır. Menekşe ve Cemil birbirlerine sevdalanmışlardır. Öte yandan Hüseyin Ağa, aracı vasıtasıyla Osman Ağa'dan kızı Menekşe'yi oğlu Tahir'e ister ama Osman Ağa düğünün şehirde yapılmasını, gazino ve otel tutulmasını şart koşunca cimri bir adam olan Hüseyin Ağa bu şartlara razı gelmez. Bu arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan fırıldak Salman, Hüseyin Ağa'ya Osman Ağa ile traktör dövüşü yapmasını söyler. Hüseyin Ağa, Osman Ağa'nın yeni traktörüyle kendi eski traktörünü dövüştürmek istemezse de Salman bir punduna getirerek yarışı kendisine kazandıracağını söyleyince Hüseyin Ağa Osman Ağa'ya traktörlerini dövüştürmeyi teklif eder. Demek traktör dövüşü için bana hodri meydan diyor, öyle mi Hüseyin Ağa? Evet, pazar gününe ne diyorsun Osman Ağa, iyi mi? Tamam, gayet iyidir. Boyun günlerden ne? Pazartesi. O halde yeni traktörüne bakman için tam 6 günün var Osman Ağa. Irmağa atılmadan önce alamam malı traktörüne bol bol bakıp basket gideri ver bari. Ben de aynı şeyi sana söyleyecektim Hüseyin Ağa. Senin o eskimiş müzelik traktörünle iyice bir halvet olu be. Nasıl olsa pazar gününden sonra bir daha göremeyeceğim malını. Gelelim ödüle. Kararlaştıralım mı ödülleri? Kararlaştıralım. Bir ineğe ne dersin ya, iyi mi? Bir inek mi? Sen benimle maytap mı geçiyorsun Hüseyin Ağa? Bir inekte neymiş? Çık ya bakalım ya. Çık pintilik etme. Tarlada koyalım mı ortaya? Koyalım tabii, kaç dönüm olsun. Sen de tarla çoktur Osman Ağam, zaten hepsinin hakkından da gelemiyorum. Bir kısmını elden çıkartıver, belki işimize yarar. Yaşa Hüseyin Ağam be. Senin traktörün de Osman Ağa'nın tarlalarını ne de güzel sürer diye mi ya? Belli olmaz Hüseyin Ağa, bakarsın seninkileri bizim tarlamıza ekleyiveririz. Ne kadarını gözden çıkartacak? 100 dönüm nasıl, iyi mi? İstersen 200 dönüm olsun. Ne? 200 dönüm mü? 200 dönüm mü? He ya. Dönüm dedi ya. Yaşa be Osman Ağa. Daha şimdiden yıldırdın Hüseyin Ağa'ya. Ne o Hüseyin Ağa? Yoksa gözü korktu mu he? Yok be Salman. Gözümüzün falan korktuğu yok. Hani ödülü 300 dönüme yükseltsem acaba... Ağanızın keyfi kaçar mı diye düşünüyorum da. Yok canım, neye keyfim kaçsın? 400'e ne diyorsun Hüseyin Ağa? Tamamdır Osman Ağa, 400 dönüme tamam diyorum. Ana amanin, bu bir servet be. Selamün aleyküm. İşte Tahir de geldi. Gel oğlum, gel babanın yanına gel. Geldim işte baba, ne oldu ki? Pazara dövüşe hazır ol oğlum. 400 dönüm tarlayla 5 inek koydum ortaya. Sen bilirsin artık. Bu mallar benim diye senindir oğlum. Sen hiç meraklanma babam. Bizim traktörü yenecek bir motor daha doğmadı anasından. Öyle değil mi baba? Ulan Tayin, ne zamandan beri analar artık çocuk bırakıp da traktör doğurmaya başladı? O
Osman Ağa, Alman'ın malına, kalbına, kıyafetine aldansın varsın. Biz nasıl olsa onun traktörünü dereye sürüp atarız. Sizin traktörü sen mi süreceksin dayı? Ben süreceğim, ne olmuş, beğenmedin mi yoksa? Yo, hani diyeceğim, bu iş köy meydanında eşek dolaştırmaya benzemez de. Şimdiye kadar Osman Ağa'nın hatırını sayıyorduk. Traktörümüzü kendimiz sürmüyorduk. Ama o madem bizim hatırımızı saymadı, biz de bundan böyle artık dövüşte yer alacağız. Aferin oğlum Tahir. Ragozime girdim bu akşam. Ha Osman Ağa, şimdi aklıma geldi. Gel şu ödülü biraz daha arttıralım ha, ne dersin? Olur, arttıralım, ne ilave edeceğiz? Var mısın yarışı, biz kazanırsak kızım benim şey Allah'ın emriyle bizim Tahir'e veresin ha? Ne? Niye sustun be Osman Ağa? Yoksa yarıştan çekilmeyi mi düşünüyorsun? Bana kalırsa... Kabul et ağam. Nasıl olsa yarışı biz kazanacağız. Hüseyin Ağa'nın traktörünü dereye atacak kadar gücü yok mu bizim traktörün? Evet Allah, onu değil de teklifi düşünüyordum Salman. Azıcık bana yakışıksız gibi geldi de. Allah'ın emriyle kızını istemek neden yakışıksız olsun Osman ağam? E sonracığım, hayırlı bir iş bu. He de be ağam. Ne olacak? Nasıl olsa yarıştan galip çıkacak olan biz de miyiz? Menevşeyi garip yaparım diye korkun olmasın. Şehirde istediğin düğünü yapacağım. Bir diyeceğin kaldı mı? İşte bütün millet şahidim olsun ki düğünü şehirde en kıyak bir yerde yapacağım ha. Osman ağam, artık bir diyeceğin kalmamıştır gayrı. Hüseyin ağa tüm isteklerini yerine getiriyor işte. Hadi be Osman ağam be. Vallahi Allah emri var bu işte ha. Peki peki, dediğiniz gibi olsun. Ya helal olsun. Duran duran duran. Duran. Bir şartım var yalnız. Neymiş o şartın Osman ağa? Eğer yarışı biz kazanacak olursak Menevşe Dünya Are Tahir'in kardeşi olacak. Kabul mü? Şartın bu muydu? Tamam Osman ağa, tamam, şartını kabul ediyorum. De ver elini bakalım. Al elimi be. Taze çay demli Arnavut. Bu sefer çayla Hüseyin ağadan. Ya durup dururken bu da nereden çıktı? Çayları daha yeni içmiştik. Pintileşecek zaman değil Hüseyin ağa. Deminki çaylar Osman ağamdandı. Şimdikiler de senden olsun gari. Olsun bakalım, ne yapalım? Hüseyin abi, diyeceğim var sana. De bakalım, Osman ağanın yardakçısı. Diyeceğim şu ki işi gürültüye getirmeyelim. Anlaşma lafta kalmasın. Yarın sen şöyle dediydin, ben böyle dediydim diye çekişmeyesin. Lan namussuz fırıldak. Ne zaman sözümüzü tutmadık biz? Kaç paran battı lan bizde? Kusura kalma ağam. Bu yarışma her zamanki yarışmaya benzemiyor. 400 dönüm tarla dönüyor ortada. Şaka değil. Senetsiz sepetsiz olmaz bu iş. Nasıl bir senet yapıverecekmişiz bakalım? İleri sürdüğünüz şartları söylersiniz. Bir kağıda yazarız. Sonra da senedi her iki ağda imzalar. Arkanızdan da biz parmak basarız. Olur biter bu iş. Salman doğru diyor Hüseyin ağa. Senin ne pinti olduğunu bütün memleket bilir. Getirin kağıdı kalemi, senet imzalayacağız gayrı. Sus kızım, ağlama artık. Olan olmuş, elimizden bir şey gelmez. Baba bunu nasıl yapar anam? Nasıl olur be pek kızını kumara sürer? Bu bana bilmem mi? Varsa yoksa İseğin ağayla çekişsin dursun. Bundan önce de traktör dövüşü yapmamış mıydı? Evet ama ortaya beni koymamıştı. Bu sefer dövüşün ödülü ben olacakmışım. Ya bu dövüşü İseğin ağa kazanırsa? Ben o zaman koca kafalı Tahir'in avradı mı olacağım? Ne yazık ki öyle kızım. Biliyorum, baban verdiği sözü tutar. Ölürüm de o koca kafalıya varmam. Evlenmem işte. Boşuna gözyaşı dökme güzel kızım. Onun yerine hep birlikte Allah'a dua edelim de bu dövüşü babanın traktörü kazansın. Kim o? Benim Menevşe Hanım, Güllü. Gir içeri. Hanımım? Ne oldu? Ağladın mı yoksa? Ağladım ya. Niye ki? Yoksa Tohtur Cemil için mi gene? O da emme vefasızmış hani. Bir selam bile göndermedi. Senin bir şeylerden haberin yok galiba. Babam benim üzerime Hüseyin ağayla bahse girmiş. Traktör dövüştüreceklermiş. Esam mı? Tabii ya. Eğer Hüseyin ağanın traktörü dövüşü kazanırsa babam beni koca kafalı Tahir'e verecekmiş. Ana. Esam mı diyor Menevşe abla? Desene, söz kesmişler sana he mi? Peki ne yapacaksın? Ne bileyim. Haberi duyduğumdan beri kafa patlatıyorum ama daha bir çıkar yol bulamadım. Yarış onların kazanacağı besbelli. Bizim yeni makinist acemi'nin biriymiş, öyle diyorlar. Kim demiş acemi diye? Şimdi motoru sürerken gördüm. Sanılsın ki traktör değil, at koşturuyor adam. Peki Hüseyin ağanın traktörünü kim sürecekmiş? Tahir. Tahir mi?
Öyleyse hiç gam gasavet çekme hanımım. Bizim yeni şoför nasıl olsa o bitli Tahir'in hakkından gelir. Sonra bu yeni şoför bizim eski şoförü cebinden çıkartır. Göreceksin bak nasıl yenecek Tahir'i. Hem Tahir aptalı tekidir. Ondan değil şoför ne köy olur ne de kasaba. Haklısın Güllü. İyi güzel söylüyorsun ama bizim şoför usta da olsa gene de güvenemem ona. Tahir beni nikahlayabilmek için her çareye başvurur. Parayla bizim şoförü kandırmayacağın nereden belli? Öyle değil mi hanımım? Nasıl bir adam olduğunu bilemeyiz ki. Emektarımız değil ki bize bağlılık göstersin, öyle değil mi? Vallahi orası doğruya doğru. Dünyada her şey olur hanımcığım. Neyse ki bilmem ki. Tek çare kaçmak. Amanın ne kaçması? Nereye kaçacaksın? Kiminle kaçacaksın Menevşe abla? Doktor Cemil'le. Ne? Doktor Cemil'le mi? Eğer mi o seni kaçırmaya razı gelecek mi bakalım? Bilmiyorum. Ama bu gece talimi denemek istiyorum. Anlamadım, nasıl yani? Ortalık kararınca başımızı örtüp Doktor Cemil'e gidelim diyorum. Ona yalvarıp yakarıp beni kaçır buradan diyeyim. Eğer serçe parmağım kadar seviyorsa beni alır kaçırır buralardan. Hiç ummam ya. Gene de sen bilirsin Menevşe abla. Kız neden ummazsın? Sevse kaçırmaz mı beni? Başkası olsa kaçırır emme. Doktor Cemil seni kaçırmayı efendiliğine yakıştırmaz. O şehirlerde okudu. Şehirde hiç insan sevdiğini kaçırır mı? Olsun. Gene de bu gece ona gideceğiz Güllü. Sen bilirsin hanımım. Benim hiç umudum yok ya. Gene de gideriz. Menevşe abla, ne yapacağız şimdi? Ben caminin oradaki iri ağacın oraya gidip saklanacağım. Sen de git doktoru ne yap buraya getir. Sonrasına karışma. Peki, ne diyeyim de doktoru evden çıkartıp oraya getireyim? Anam hasta de. Peki. Yüzünü iyice ört de Cemil seni tanımasın. Tamam. Hadi ben caminin oraya gidiyorum, sen de kapıyı çal. Kim o? Bura Tohtur Cemil Bey'in evi değil mi? Evet, ne istediniz? Aşka bir Tohtur Bey, hastamız var. Ya bir dakika açıyorum. Evet başım, ne istiyorsun? Anam sancılandı Tohtur Bey. He. Zahmet olmazsa bize kadar gelir misin? Tabii, bir dakika bekle, çantamı alıp geleyim. Numaramı yuttu. İnşallah bundan sonrası da iyi gider. Hadi bakalım işte geldim. Ne yana gideceğiz? Şu yana, bizim ev orada. He. Sen kimin kızısın bakayım? Müezzin Hasan Efendi'nin kızıyım. Ananın sancısı ne tarafında? Kalbinde. Ha, demek kalbi ağrıyor ha? Evet, kalbi ağrıyor. Evinizde daha çok var mı? Yo, işte burası. Siz burada birazcık eğlenin. Ben babamı camiden alıp geleyim. Birlikte gideriz. Tamam, gecikme yalnız. Gecikmem, şimdi gelirim. Cemil. Hı? Kim beni çağırıyor ya? Benim, Menevşe. Ne, Menekşe mi? Buraya ağacın yanına gelir misin doktor? Aman Allah'ım. Ya ama gecenin bu saatinde burada ne işiniz var Menekşe? Yoksa birisiyle mi buluşacaktınız ha? Evet. Cemil seni bekliyordum. Kusura bakma, seni görmek için Güllü'yle bu oyunu oynadık. Niye? Benden ne istiyorsunuz? Sana çok ihtiyacım var Cemil. Derdime senden başka çare bulacak kimim var canım, ki bu köyde? Ne istiyorsunuz benden Menekşe? Haberi duymadın mı? Babam Hüseyin ağayla bahse girmiş. Traktör yarışını kaybederse beni Tahir'e nikahlayacakmış. Bak bu çok münasip olur. Size gayet iyi bir damat seçmiş babanız. Mutlu olursunuz inşallah. Mutlu mu olurum? Hı-hı. Tahir'le öyle mi? Onunla bir çatı altında yaşamaktansa ölmeyi yeğlerim daha iyi. Canım Tahir'in beğenilmeyecek nesi var ki? Zengin, soylu, tam babanın istediği gibi bir damat işte. Tahir de babası da benim babam da yerin dibine girer inşallah. Tohtol, anlamıyor musun? Ben senden başkasına varmam. Rica ederim Menekşe, bırakın elimi lütfen. Seviyorum seni Cemil. Senin için ölüyorum, anlamıyor musun? Kendine gel Menekşe. Bir gören olursa başımız derde girer. Kim görürse görsün umurumda bile değil. Ben seni seviyorum ve senden başkasıyla da evlenmeyeceğim. İşte o kadar. Nasıl olur Menekşe? Ben seninim Cemil. Ne olur beni başkasının nikahlamalarına izin verme. Hayır olmaz. Siz galiba hastasınız. Evet hastayım ya. Hastayım tabii. Ben hasta eden sensin. Al götür beni buradan Cemil'im. Ne olursun al götür. Kaçır. Seninle dünyanın bir ucuna gitmeye lazım. Sen çıldırmışsın Menekşe. 18 yaşına bile basmadın. Ne yaptığını bilmiyorsun. Baban hapse attırır beni. En az 2 sene yatarım. Varsın attırsın. 2 yıl değil 12 yıl bile yatsan gene beklerim seni Cemil'im. Hayır olmaz. Anam mesleğim. Yapamam ben bunu. Hayır. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Anama yazık değil mi?
Bunca yıl dişini tırnağına taktı, okuttu beni. Emekleri boşa mı gitsin istiyorsun ha? Günah değil mi ona? Peki ya bana günah değil mi? Hiç acımıyor mu bana Cemil'im? Bak Menekşe, senin gibi güzel bir karım olmasını elbette ben de isterim. Ama baban seni bana vermeye razı olmaz. Bunu biliyorsun. O bizim soyumuzu beğenmez. Seni doğramacının gelini olarak görmektense ölmeyi yeğe tutar. Hadi Menekşe, hiç kimseye gözükmeden geldiğin gibi git buradan. Beni de unut. Hem yarınki yarışı Tahir'in kazanacağını nereden belli? Hı? Sizin traktörün çok zorlu olduğunu söylüyorlar. Şoförünüz de çok bilgili ve ustaymış. Hadi bakalım. Hüseyin abi, bu yarışı kazanmak için her hileye başvurur. Yarışın sonundan güvenim yok benim. Hadi Menekşe, böyle kötü düşünmeyi bırak da evine git artık, hadi. Beni bırakma Cemil. Yalvarırım, beni bırakma. Hüseyin ağanın oğluna karılık yapmaktansa sana hizmetkarlık etmeye razıyım. Ne olursun yardım et bana Cemil'im. Olmaz, yapamam bunu Menekşe. Çok üzgünüm. Hadi iyi geceler. Cemil! Cemil! Allah'ım! Allah'ım gitti. Yürü gidelim Menevşe abla. Yalvarıp durma. Ben sana demedim miydi? Hayır yok sana bu adamdan. Aha kendi kulağınla duydun. Hastalarla ölülerle uğraşmak daha yüreği katılaşmış. Mert bir delikanlı olsaydı kendisini seven kız için gider de Tahir'le dövüşürdü. Hadi yürü. Talih'in yaver gider de inşallah belki Tahir yarışı kaybeder. Nasıl traktörümüz Salman canavar gibi değil mi? Hem de ne canavar ağam. Bu makine var ya. He. Bütün traktörler önüne katıp dereye atmazsa bana da fırıldak Salman demesin. Haklı değil miyim Niyazi kardeş? Haklısın Salman efendi. Yepyeni Alman malı. Hangi traktör dayanır buna? Bak ne diyeceğim Salman. Yarın yarış yerine bir çift mandayla sarı kızı da götürmeye ne dersin? Neden ağam? Mandaların yarış yerinde işine. Bizim traktör Hüseyin Ağa'nın firavununu dereye yuvarlayınca sen mandaları koşar ortaya çıkarsın. Heh. Demirine bağlar çekersin. Eycine bir rezilini çıkartırız Hüseyin Ağa'nın, olur mu? Olur ağam. Onu ele güne rezil edelim ki kıyamete dek unutmasın. Ya, hey hadi yarın görüşürüz. Güle güle ağam. Niyazi kardeş. Saatlerdir traktörü süre süre karnın acıkmıştır herhalde. Acıktı be Salman efendi. O halde gel seninle karnımızı bir güzel doyuralım. Ama söyleyeyim bak, yemekleri ben ısmarlayacağım ha. Sen burada misafir sayılırsın. Oldu tamam. Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.